Merhaba kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. Bir canlı yayında daha sizlerle beraberiz. Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Gençkon'un Nakış Gıda ve Semerkant Yayınları sponsorluğunda gerçekleştirdiği bilgi yarışmamıza hoş geldiniz, hayırlı geldiniz. Geçen hafta malum sebepten dolayı yarışmamızı yapamamıştık. Bugün inşallah yarışmamızı siz kıymetli katılımcılarımızla gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki yarışmalarımız Cuma günü olacak ve Ramazan'da da devam edecek kıymetli dostlar. Ramazan boyunca yarışma saatimizi iftar telaşesinde düşünerek 17.45 olarak belirledik. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, bugün yine Nakış Gıda ve Semerkant Yayınları sizler için çok değerli ödüller hazırladılar. Dilerseniz yarışmamızın ödüllerini bir hatırlayalım. Yarışmamızın üçüncüsü bugün bizden Nakış Gıda sponsorluğunda Ramazan kumanya paketlerinden 100 TL'lik bereket paketi, yarışmamızın ikincisi 120 TL'lik şükür paketi ve yarışmamızın birincisi ise 150 TL'lik ihsan paketi kazanacak. Ve buna ek olarak ise dereceye giren yarışmacılarımıza Semerkant Yayınları'nın sizin için seçtiği kitap hediyeleri, kitap setleri hediye edilecek. Evet, dilerseniz yarışmaya geçmeden önce kurallarımızı bir hatırlayalım. Öncelikle yarışmamıza katılabilmeniz için kanalımıza abone olmalıydınız. Abone olmadan yarışanlar dereceye girseler bile üzgünüm de geçersiz sayılacaklar. Yarışabilmeniz için iki ekranınızın olması gerekiyordu. Unutmayın, bir ekrandan canlı yayınımızı takip edip soruları ve seçenekleri görecektiniz. Diğer telefon ekranından ise kaot ile doğru cevap rengini tıklayacaktınız. Peki nasıl dahil olacaktık yarışmaya? Önce telefonunuzun Google ekranına Play Kaot yazıp oyun ekranını açacaktınız ve gelen ekranda Game Pin bölümüne birazdan heyecanla beklediğiniz oyun kodunu yazıp ve Enter diyeceksiniz. Daha sonra gelecek olan Nickname yani kullanıcı adı bölümüne ise Türkçe karakter ile adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra Enter dedikten sonra oyuna dahil olmuş olacaksınız. Tabi burada özellikle altını çizerek hatırlatıyorum. Nickname'inizi Türkçe karakterler ile adınızı, soyadınızı yazarak giriş yapmalısınız. Unutmayın arkadaşlar. Aksi takdirde dereceniz geçersiz sayılır. Evet, bugünkü yarışmamıza tüm aile fertleriniz ile katılım gösterebilirsiniz. Katılan fertlerin kanalımıza abone olması yeterli kıymetli dostlar. Canlı yayın ekranınızda soruyu görmeden telefonda aceleyle cevap verirseniz soruyu yanlış cevaplayabilir ve o sorudan puan alamayabilirsiniz. Bu yüzden soruları görmeden cevap vermemeye dikkat edin. Tabi burada soruyu gördükten sonra doğru cevabı en hızlı veren yarışmacıların da daha yüksek puan aldığını unutmayalım. Ve son hatırlatmamız olan da yarışmada dereceye girenlerin dereceye girdikleri gösteri kağıt ekran görüntülerini alıp bize yani bilgi@gencon.org mail adresimize telefonlarını ve adreslerini ekleyerek göndermeleri gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Sonrasında bizler de bu mail adresimiz üzerinden kendilerine geri dönüş sağlayacağız. Evet, gerekli hatırlatmaları yaptık. Artık yarışmaya doğru geçelim isterseniz. Ve yarışmamızın kodunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Evet, heyecanla beklediğimiz yarışmanın kodu 320-49-96 kıymetli dostlar. Yarışmamızın oyun kodu 320-49-96. Evet, telefonunuzun Google ekranına Play Kaot yazıp uygulamaya girip Game Pin bölümüne 320-49-96 yazıp Enter'a basıyorsunuz. Ve gelecek ekranda Nickname bölümüne ise Türkçe karakter ile adınızı, soyadınızı yazıp Enter'a bastıktan sonra oyuna dahil olmuş oluyorsunuz. Evet, çok hızlı bir şekilde girişler başladı. Evet, yarışma esnasında yorumlar bölümünden bizlere önerilerinizi, isteklerinizi, heyecanınızı paylaşabilirsiniz kıymetli dostlar. Yarışma esnasında mümkün olduğunca yorumlarınızı da okumaya gayret edeceğim. Aynı zamanda moderatör arkadaşlarım da sizlerin varsa sorularınızı oradan yanıtlamaya gayret edecekler. Tabii platformda hanımefendilerin ve çocukların olduğunu unutmayalım. İfadelerimizi seçerken dikkatle, özenle seçmenizi istirham ediyorum. Evet, bizleri Twitter, Facebook, Instagram'dan da Gençkon hesabıyla takip edebilirsiniz kıymetli dostlar.
Böylelikle sizler için hazırladığımız haftalık faaliyet takvimimizi takip ederek faaliyetlerimize katılabilir ve sevdiklerinizi davet edebilirsiniz. Evet, birkaç dakika sonra yarışmayı başlatacağım. Sizler bir yandan oyuna dahil olurken canlı yayına yeni katılan yarışmacılarımız için son hatırlatmalarımızı yapalım isterseniz. Evet, nickname olarak biliyorsunuz Türkçe karakter olarak adımızı ve soyadımızı yazarak giriş yapıyorduk. Unutmayalım bunu. Soruları ve şıkları canlı yayın ekranında görmeden cevap vermeyelim. Önce soruları görelim, ardından hızlıca doğru cevabı vermeye çalışalım. Ve son olarak da yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılarımızın kaot ekran görüntülerini alıp bilgi@gencikon.org mail adresimize telefon numaraları ve adreslerini ekleyerek bize göndermeleri gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet kıymetli dostlar, birkaç dakika içerisinde başlamış olacağız. Moderatör arkadaşlarım Twitter, Facebook ve Instagram kısa yollarını yorumlar bölümünden paylaşacaklar. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Evet, yorumlarınıza biraz vakit ayırmak istiyorum. Zafer Çavdar, YouTube'dan aboneyim fakat şifreyi nereye gireceğiz diyor, anlamadım. İsterseniz bir daha tekrar edelim. Evet, telefonunuzun Google ekranından PlayCout yazıp uygulamaya giriyorsunuz ve GamePin bölümüne şu an canlı yayın ekranında olan 320-49-96 numaralarını tuşlayıp Enter'a basıyorsunuz ve sonrasında gelecek olan ekrana Nickname bölümü, yani kullanıcı adı bölümüne Türkçe karakteriyle adınızı, soyadınızı yazıp oyuna dahil olmuş oluyorsunuz. Evet, Karabük Mostar'a selamlar demiş Yunus Emre Güçlü. Bizler de selam edelim Mostar Gençliğe. Evet, beyefendi, abi 561 kişi izliyor ama yarışmada 1000 kişi var, neden diyor. Sebebi şu, ailece yarıştığınız için bir ekrandan birden fazla kişi yarışabilir. Evet, 2 dakika içerisinde yarışmamızı başlatacağız kıymetli dostlar. Evet, Muhammed Emin Özkan, hocam nereye giren neyi fotoğrafını alacak? Dereceye giren, yani ilk yarışmamızı ilk 3'te tamamlayanlar telefonlarındaki kaot ekran görüntülerinin fotoğrafını çekecekler. İletişim bilgilerini, yani telefon numaralarını, adreslerini ekleyip bize bilgi@gencikon.org mail adresine gönderecekler arkadaşlar. Thank you.
Evet, girişler tamamlandı herhalde ve yarışmamızı başlatacağım kıymetli dostlar. Yarışmamızda 20 sorumuz var ve herkese başarılar diliyorum ve yarışmamızı başlatıyorum. Evet, birinci sorumuzda hangisi maddi temizlik değildir diye sorduk. Yarışmamızın birinci sorusunda hangisi maddi temizlik değildir diye sorduk. Cevap seçeneklerimizin arasında elbise temizliği, tırnak bakımı, kalp temizliği, beden temizliği cevapları yer alıyor. Evet, süreye dikkat edin arkadaşlar. Yarışmamızda bazı sorular 60 saniyelik, bazı sorular 30 saniyelik. Buna dikkat edin. Evet, süremiz doldu. Birinci soruda hangisi maddi temizlik değildir diye sormuştuk. Doğru cevap kalp temizliği olacaktı. Ve 806 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve birinci sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda Hasan Gürdal'ın 983 puanla birinci sırada, Can'ın 957 puanla ikinci sırada, Emir Çakır'ın 952 puanla üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Evet, birinci soru ve puanlar çok yakın. Ve hız kesmeden ikinci soruya geçiyorum kıymetli dostlar. İkinci soru çarpı 2 puan değerinde ve şöyle. Aşağıdaki illerimizden hangisi farklı bir bölgede bulunmaktadır diye sorduk. Çankırı, Çorum, Eskişehir, Yozgat seçenekleri var. Aşağıdaki illerimizden hangisi farklı bir bölgede bulunmaktadır diye sorduk. Cevaplar arasında Çankırı, Çorum, Eskişehir, Yozgat var. Evet, yorumlarda Yozgat diyenler var, Çankırılılar var, Eskişehir diyenler var. Evet, acaba doğru cevap hangisi? Evet, süremiz doldu kıymetli dostlar. İkinci soruyu da geride bıraktık. İkinci sorumuzda aşağıdaki illerimizden hangisi farklı bir bölgede bulunmaktadır diye sormuştuk. Doğru cevap Çorum olacaktı. Ve 195 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çorum biliyorsunuz Karadeniz bölgesine yer alan bir ilimizdi. Diğerleri İç Anadolu bölgesine yer alan illerdi. Ve ikinci sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, sıralamanın değiştiğini görüyoruz. Sıla Gürdal 2947 puanla birinciliğe yerleşiyor. Abdurrahman Erez 2925 puanla ikinci sırada ve Büşra Fidan 2920 puanla üçüncü sırada yükseliyorlar. Ve üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Dünyamızın en büyük okyanusu Atlantik Okyanusu'dur. Doğru mu yanlış mıdır? Doğruysa true, yanlışsa false'u seçiyorsunuz arkadaşlar. Dünyamızın en büyük okyanusu Atlantik Okyanusu'dur. Doğru mu yanlış mı? Evet, 30 saniyelik bir soruydu. Süreye dikkat edin. Evet, üçüncü soruyu geride bıraktık. Üçüncü sorumuzda dünyamızın en büyük okyanusu Atlantik Okyanusu'dur. Doğru mu, yanlış mı diye sorduk. Doğru cevap yanlış olacaktı. Yanlış diyerek doğru cevap veren 559 yarışmacımızı tebrik ediyorum. Dünyamızın en büyük okyanusu Pasifik, diğer adı Büyük Okyanus olan okyanus olacaktı. Ve üçüncü sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, birinci Gürdal ailesi yerini muhafaza ediyor. Demirkır ailesinden bir atak görüyoruz. 4079 puanla ikinci sırada ve Ferhat Bozkurt 4070 puanla üçüncü sıraya yükseldiler. Puanlar birbirine çok yakın.
Ama ilerideki sorularda tablo değişebilir. Evet. Dördüncü soru hakkında bilgi vermek istiyorum. Dördüncü sorumuz bir puzzle sorusu kıymetli dostlar. Bu soruyu yanıtlarken sizden bir sıralama istenecek ve sizler de öncelik sıralamasına göre renkleri doğru yere yerleştirmeniz istenecek. Ve soruyu görelim isterseniz. Dördüncü sorumuzda ve çarpı 2 puan değerinde aşağıdaki illerimizi yüz ölçümüne göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız diye bir soru sorduk. Seçenekler arasında Sivas, Ankara, Konya, Erzurum var. Evet, büyükten küçüğe doğru sıralıyorsunuz. Evet, yorumlarda moderatör arkadaşlarım da uyarıyor beni. Eğer yayınınızda donma veya ses problemi yaşıyorsanız 10 saniye aralıkta bir yayını yenile diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, süremiz doluyor. Evet, süremiz doldu. Dördüncü soruda aşağıdaki illerimizi yüz ölçümüne göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız diye sormuştuk. Doğru cevap Konya birinci ilimiz, Sivas ikinci ilimiz, Ankara üçüncü ve Erzurum dördüncü sırada olacaktı yüz ölçümüne göre. Ve bu sıralamayı yarışmacılarımızın %30'u doğru cevapladılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve dördüncü sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, birinci 6020 puanla yerini korurken Muhammed Karayağlı'dan bir atak görüyoruz. 6010 puanla ikinci sıraya yükseliyor. Ferhat Bozkurt ise 5956 puanla yerini koruyor arkadaşlar. Evet, beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci sorumuzda genellikle yeni ismiyle anılan Hatay ilimizin eski ismi nedir diye sorduk. Seçeneklerimizin arasında İçel, Kilis, Antakya, Kırıkan var. Evet, acaba İçel mi, Kilis mi, Antakya mı, Kırıkan mı? Süreye dikkat arkadaşlar. Evet, beşinci soruyu da geride bıraktık. Beşinci sorumuzda genellikle yeni ismiyle anılan Hatay ilimizin eski ismi nedir diye sormuştuk. Doğru cevap Antakya olacaktı. 626 yarışmacımız bu soruya doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve hız kesmeden puan tablosuna göz attığımızda Muhammed Karayağlı'dan bir atak görüyoruz. 7357 puanla birinci sıraya yerleşiyor. Ferhat Bozkurt 7294 puanla ikinci sıraya yerleşirken Hayrullah Sabri 7253 puanla üçüncülüğü korumuş oldu. Evet. Ve altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soru çarpı 2 puan değerinde arkadaşlar. Resimdeki yer neresidir diye sorduk. Süleymaniye Camii mi? Çamlıca Camii mi? Beştepe Millet Camii mi? Sultanahmet Camii mi? Resme çok dikkatli bakın arkadaşlar. Evet, Zeynep Başaran yüz ölçüm sorusunun cevabı yanlış olabilir mi diyor. Olamaz çünkü soruların hepsi teyit ediliyor. Evet, süremiz azalıyor. Çamlıca diyenler var, Sultanahmet diyenler var. Acaba doğru cevap hangisi? Evet, süremiz doldu. Altıncı soruyu da geride bıraktık.
Altıncı sorumuzda resimdeki yer neresidir diye sormuştuk. Doğru cevap Çamlıca Camii olacaktı. Ve 354 yarışmacımız doğru cevap verdiler bu soruya. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve yedinci sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet birincinin değiştiğini görüyoruz. Hayrola Sabri bu soruda yapmış olduğu atakla 9275 puanla birinciliğe yerleşti. Topal ailesi 9197 puanla ikinci sırada ve Şahin Alkan 8866 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Evet arkadaşlar biliyorsunuz soruya doğru cevap vermek yanında bir de hızlı olmanız gerekiyor. Hem doğru cevabı vereceksiniz hem de hızlı bir şekilde vereceksiniz. O yüzden doğru cevap verenlerin hızlı verenleri daha fazla puan alıyor ve bu yüzden yukarıya doğru daha fazla çıkabiliyorlar diyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet 7. soruda aşağıdakilerden hangisi hicretin 5. yılında gerçekleşmiş bir olaydır diye sorduk. Cevap seçeneklerimizin arasında Uhud Savaşı, Bedir Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi seçenekleri yer alıyor. Hicretin 5. yılında gerçekleşmiş bir olaydır diye soruyoruz. Süremiz doluyor. Acaba hangisi? Evet, 7. soruyu da geride bıraktık kıymetli dostlar. 7. soruda aşağıdakilerden hangisi hicretin 5. yılında gerçekleşmiş bir olaydır diye sormuştuk. Doğru cevap Hendek Savaşı olacaktı. 294 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve hız kesmeden puan tablosuna bakıyoruz. Evet. Birinci ve ikinci yerini koruduğunu görüyoruz. Ve üçüncülüğe 10.167 puanla Adil Bozkurt'un üçüncülüğe yükseldiğini görüyoruz. Evet. Diğer bir soru. 8. soru ve çarpı 2 puan değerinde. Semerkant dergisi Nisan ayı baş yazısı hangisidir diye sorduk. Evet dergiden geldi soru. Semerkant dergisi Nisan ayı sayısının baş yazısı hangisidir diye sorduk. Cevap seçeneklerinde dergahın gönül dili, dönenler yönelenler, çarşı pazar halleri, temiz dinin temiz müminleri seçenekleri yer alıyor. Acaba hangisi doğru? Evet, süremiz doldu. 8. soruyu da geride bırakmış olduk. Semerkant dergisi Nisan ayı sayısının baş yazısı hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap temiz dinin temiz müminleri olacaktı. 389 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 8. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, Hayrullah Sabri'nin 12.384 puanla birinciliğini koruduğunu görüyoruz. Adil Bozkurt'tan tekrar bir atak görüyoruz. 11.887 puanla ikinci sıraya yerleşirken Yasir Bilim 11.705 puanla üçüncü sırada yerini almış oldu. Ve dokuzuncu soruya geçiyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu soruda gece ile gündüzün eşit olduğu tarihler hangisinde doğru verilmiştir diye sorduk arkadaşlar. Seçeneklerimizin arasında 23 Mart 21 Eylül, 21 Haziran 23 Eylül, 21 Mart 23 Eylül, 23 Mart 21 Haziran seçenekleri yer alıyor. Acaba doğru seçenek hangisi? Gece ile gündüzün eşit olduğu tarihler hangisinde doğru verilmiştir? Evet, süremiz doldu. 9. soruda gece ile gündüzün eşit olduğu tarihler
hangisinde doğru verilmiştir diye sorduk. Doğru cevap 21 Mart 23 Eylül olacaktı ve 422 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 9. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, 1 ve 2.'nin yerini koruduğunu görüyoruz. Candan bir atak görüyoruz. 12.317 puanla 3. sıraya yükseliyor. Ve 10. sorudayız arkadaşlar. Çarpı 2 puan değerinde ve şöyle bir soru. Kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimine ne ad verilir diye sorduk. Kasaba mı? Nahiye mi? Belde mi? Mezra mı? Kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimine ne ad verilir diye sorduk. Kasaba var, nahiye var, belde var, mezra var. Acaba doğru hangi seçenek? Evet, yorumlarda şıklar erken geliyor. Soru geç geliyor, geride kalınıyor deniliyor. Bu sizin internetinizle alakalı kıymetli dostlar. Yayın eş zamanlı yapılıyor. Evet, moderatör arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar sizlere. Ve süremiz doldu. 10. soruyu da geride bıraktık. 10. sorumuzda kırsalda birkaç evden oluşan en küçük yerleşim birimine ne ad verilir diye sormuştuk. Doğru cevap mezra olacaktı ve 612 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, 10. sorunun sonunda puan tablosuna geçmeden önce sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Okul öncesinden üniversiteye kadar her yaşta çocuk ve gençlere eğitim hizmeti veren Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu Gençko'nun bünyesindeki 51 izci kulübü ile yıl içerisinde binlerce izci ve liderle izci kampları yaptığını biliyor muydunuz? Şimdi bu yıl Gençko'nun ara dönem izci kampları hakkında sizlere bilgi verdiği kısa bir videomuz var. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden sizlerle beraber olacağız. Ekrandan ayrılmamanızı öneririm. İyi seyirler diliyorum. Her yıl olduğu gibi yine kış izci kampları için Bolu Aladağlar'da Türkiye İzcilik Federasyonu Tevfik Rüştü Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeyiz. Bu yılda İstanbul, Bolu, Konya, Kayseri, Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere 6 noktada yaklaşık 700 izci ve liderimizle ara dönem kış izci kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Özellikle okulların ara dönem tatillerini fırsata çevirerek izcilerimizi tatilde telefon, tablet, bilgisayar vesaire teknolojik aletlerden uzak bırakıp onlara izcilik kamplarımızda kendilerini donanımlı hale getirebilecekleri izcilik eğitimleri veriyoruz. Bu kış kampları özellikle izcilerin tutmak zorunda oldukları emek defterleri için önemli bir aşama. Yoğun kış şartlarında izcilerimize nasıl davranması gerektiğini, soba kurmasını, sobayı yakmasını, kar üzerinde yürüme tekniklerini, karda çadır kurma gibi çeşitli eğitimleri alarak kendilerini donanımlı hale getirmelerini sağlıyoruz. Kardan da istifade ederek hem kayak hem kızak noktasında uzmanlar tarafından aldığı eğitimler sonucunda bunları eğlenceli istasyonlar haline dönüştürebiliyorlar. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki tatil yapmak yerine göz bebekleri olan çocuklarını izci kamplarına gönderen başta kıymetli velilerimize, bu kamplarımızda yağmur, çamur, kış şartları demeden görev alan izci liderlerimize ve özellikle bu kampları düzenleyen ve imkan sağlayan Türkiye İzcilik Federasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah hayırlısıyla kamplarımızı tamamlayıp emanetleri olan çocuklarını ailelerine sağ salim teslim etmeyi umut ediyoruz. Evet, eminim yarışmacılarımızın arasında da bu kamplara katılmış ya da çocuklarını göndermiş ailelerimiz vardır. Bizler de bu kamplarda görev almış tüm liderlerimize, çocuklarını kamplara gönderen ailelerimize ve bu imkanı sağlayan Gençko'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ve evet kıymetli dostlar, 10. soruyu geride bırakmıştık. 10. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet ilk üçün değişmediğini görüyoruz. Muhammed Kılıç'tan bir atak görüyoruz. 13.999 puanla 4.'lüğe yükseliyor. Hız kesmeden yarışmamıza devam ediyoruz. 11. soruda gerektiğinde kullanmak için bir şeyin elde bulundurulan eşi veya benzerine ne ad verilir diye sorduk. Cevap seçenekleri arasında imitasyon, kopya, taklit, yedek seçenekleri var. Gerektiğinde kullanmak için bir şeyin elde bulundurulan eşi veya benzerine ne ad verilir? Acaba imitasyon mu, kopya mı, taklit mi, yedek mi? Evet, yorumlarda taklit diyenler var, yedek diyenler var. İmitasyon diyenler var. Kopya diyenler var. Acaba doğru seçenek hangisi? Evet, süremiz doluyor arkadaşlar. Evet, süremiz doldu. 11. soruda gerektiğinde kullanmak için bir şeyin elde bulundurulan eşi veya benzerine ne ad verilir diye sormuştuk. Doğru cevap yedek olacaktı. 643 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 11. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, ilk 5'in değişmediğini görüyoruz. Hayrullah Sabri birinciliğini, Adil Bozkurt ikinciliğini ve Can'ın üçüncülüğünü devam ettirdiğini görüyoruz. Ve hız kesmeden bir sonraki soruya geçiyorum kıymetli dostlar. 12. soruda çarpı 2 puan değerinde hangisi sindirim sistemine ait değildir diye sorduk. Hangisi sindirim sistemine ait değildir diye sorduk. Dalak mı, mide mi, pankreas mı, ince bağırsak mı? Evet, Muhammed Saki Keskin abi ismimi okur musun dedi. Evet, buradan ismini okumuş olalım. Evet, Mostar ailesine selamlar diyoruz ve süremiz doldu kıymetli dostlar. 12. soruyu da geride bırakmış olduk. 12. soruda hangisi sindirim sistemine ait değildir diye sormuştuk. Doğru cevap dalak olacaktı. 624 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 12. sorunun sonunda puan tablosuna göz attığımızda evet, yine bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ve hız kesmeden bir sonraki soruya geçiyoruz. 13. soruda resimdeki Narman peribacaları hangi ilimizdedir diye sorduk. Resimdeki Narman peribacaları hangi ilimizdedir diye sorduk. Cevap seçeneklerinde Hakkari, Erzurum, Nevşehir, Niğde seçenekleri var. Acaba doğru cevap hangisi? İçinizde buraya giden yarışmacılarımız muhakkak vardır. Acaba peri bacalarıyla meşhur olan ilimiz mi? Hakkari mi? Erzurum mu? Niğde mi? Evet, yorumlarda Hakkari diyen var, Nevşehir diyen var, Erzurum diyen var, Nevşehir diyen var, Erzurum tabii ki de diyen var. Evet, süremiz doldu. Evet, 13. soruyu da geride bırakmış olduk. Bu sorumuzda resimdeki Narman peribacaları hangi ilimizdedir diye sormuştuk. Doğru cevap Erzurum olacaktı.
247 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve 13. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, birincinin değiştiğini görüyoruz. Adil Bozkurt'un öne geçtiğini görüyoruz. 20.918 puanla birinci sıraya yerleşti. Hayrullah Sabri ise ikinci sıraya geriledi kıymetli dostlar. Ve hız kesmeden bir sonraki soruya geçiyorum. 14. sorumuz çarpı 2 puan değerinde. Evet, az önce izlediğiniz videoya göre Gençkon İzci Kulüpleri'nin bu yıl kış izci kamplarını gerçekleştirmediği nokta hangisi diye sorduk. Konya, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep. Evet, inşallah sonuna kadar dikkatlice izlemişsinizdir. Gençkon İzci Kulüpleri'nin bu yıl kış izci kamplarını gerçekleştirmediği nokta hangisidir diye sorduk. Konya mı, Diyarbakır mı, Ankara mı, Gaziantep mi? Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Evet, 14. soruyu da geride bıraktık. Az önce izlediğiniz videoya göre Gençkon İzci Kulüpleri'nin bu yıl kış izci kamplarını gerçekleştirmediği nokta hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap Ankara olacaktı. 239 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bu soruda cevaplar neredeyse orantılı verilmiş. Ve 14. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, değişiklik görüyoruz. Kılıç ailesinden bir atak görüyoruz. Muhammed Kılıç 21.429 puanla birinci sıraya yerleşti. Arkasından Kasım Kılıç 21.379 puanla ikinci sırada ve Can'ın 21.019 puanla üçüncü sıraya da yerini koruduğunu görüyoruz. Evet, tablo değişiyor. Heyecan artıyor ve hız kesmeden bir sonraki soruya geçiyorum. 15. soruda dijital kelimesi ne anlama gelir diye sorduk. Dijital kelimesi ne anlama gelir diye sorduk. Cevap seçeneklerinde elektronik, sanal, sayısal, frekans seçenekleri yer alıyor. Süremiz 30 saniyeydi. Süreye dikkat edin arkadaşlar. Elektronik mi, sanal mı, sayısal mı, frekans mı? Evet, süremiz doldu arkadaşlar. Evet, 15. soruda dijital kelimesi ne anlama gelir diye sormuştuk. Doğru cevap sayısal olacaktı. 176 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve heyecanla yarışmanın puan tablosuna baktığımda evet, Can'ın bir atakla 22.292 puanla birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Adil Bozkurt gene yerine ikinci sıraya yerleşiyor. Ve Muhammed Kılıç'ın 21.429 puanla üçüncü sıraya gerilediğini gördük. Evet, yavaş yavaş yarışmamızın sonuna doğru geliyoruz ve heyecan artıyor. Ve ilk 5 değişiyor. Evet, 16. sorudayız. 16. soru çarpı 2 puan değerinde. Resimde görülen köprü hangisidir diye sorduk. Evet, resimde görülen köprü hangisidir diye sorduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü? Osman Gazi Köprüsü mü? Mississippi Köprüsü mü? Mississippi Köprüsü mü? Çok ilginç. Yani resim açılmadan 14 yarışmacımızın cevap vermesi çok ilginç. Evet, dikkatli bakalım kıymetli dostlar resme. Resimde görülen köprü hangisidir diye sorduk. Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü? Osman Gazi Köprüsü mü? Mississippi Köprüsü mü? Mississippi Köprüsü mü? Evet, süremiz doluyor. Evet, süremiz doldu kıymetli dostlar. 16. soruyu da geride bıraktık. Resimde görülen köprü hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevap Mississippi Köprüsü olacaktı. 239 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Tabi burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü diyenler de
büyük bir oranda birbirine benzerlik gösteren köprülerden ikisiydi. Tebrikler arkadaşlar. Ve 16. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, Kayalıoğlu ailesinin büyük bir atakla 23.219 puanla birinci sıraya yerleştiğini görüyoruz. Ve Muhammed Kılıç 23.045 puanla ikinci sıraya, Kasım Kılıç'ın 22.993 puanla üçüncü sıraya yerleştiğini görüyoruz. Evet, Kılıç ailesi ve Kayalıoğlu ailesi ilk beşin içerisinde. Ama yarışmamıza daha 4 sorumuz var arkadaşlar. Her şey değişebilir. Evet, 17. soru bir puzzle sorusu. Kıymetli dostlar, puzzle sorusunda biliyorsunuz sıralama sorusu demek. Ve soruya geçmek istiyorum. Ve çarpı 2 puan değerinde puzzle sorusu. Aşağıdaki ifadelerden bir atasözü oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur diye sorduk. Baca dumanı eri de olsa doğru çıkar. Evet, bir atasözü oluşturuyorsunuz kıymetli dostlar. Bu ifadelerden bir atasözü oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur diye sorduk. Doğru renkleri doğru sıraya koyuyorsunuz. Evet, süremiz azalıyor kıymetli dostlar. Evet, süremiz doldu. 17. soruyu da geride bırakmış olduk. Aşağıdaki ifadelerden bir atasözü oluşturduğumuzda sıralama nasıl olur diye sormuştuk. Doğru cevap, baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar olacaktı. Ve yarışmacılarımızın %72'si doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ve bu ifadeyi kullandıktan sonra 17. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda bir değişiklik göremiyoruz. Kayalıoğlu ailesinin liderliği devam ediyor. Kılıç ailesi 2. ve 3. sıradalar. Ve 18. soruya geçiyorum. Çarpı 2 puan değerinde kıymetli dostlar. Aşağıdakilerden hangisi hem otçul hem etçildir diye sorduk. Seçeneklerimizin arasında fare, timsah, fil, yılan seçenekleri var. Evet, Güller Diyarı hocam ne olur ismimi okuyun, Nurullah ismim diyor. Nurullah, selam ediyoruz buradan. Cemalettin Keskin adımı okur musun diye söylüyor. Okumuş olalım. Evet, süremiz doluyor arkadaşlar. Ve süremiz doldu. Evet, biliyorsunuz bazı sorularımız 60 saniye, bazı sorularımız 30 saniyeydi. 30 saniyelik bir soruydu. 18. soruyu geride bırakmış olduk. Aşağıdakilerden hangisi hem otçul hem etçildir diye sorduk. Doğru cevap fare olacaktı. 295 yarışmacımız doğru cevap verdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, yarışmamızın bitmesine 2 sorumuz kaldı arkadaşlar. Heyecan gitgide artıyor ve tabloya baktığımızda evet, Kılıç ailesinin tekrar birinciliğe yerleştiğini görüyoruz. Muhammed Kılıç 26.571 puanla birinciliği almış oldu. Arkasından Kasım Kılıç 26.381 puanla ikinci sırada ve Kayalıoğlu ailesi 25.497 puanla üçüncü sıraya gerilediler. Ve 19. soru doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Süremiz 30 saniye ve sorumuz ne görelim. Ve çarpı 2 puan değerinde insan vücudunda en güçlü kas dildir. Doğru mu yanlış mı? Doğru diyenler true'ya, yanlış diyenler false'u işaretliyorlar arkadaşlar. İnsan vücudunda en güçlü kas dildir ifadesi doğru mu yanlış mı? Evet hocam, adımı okur musun? Adım Cansu demiş. Okumuş olalım. Elif Keçici aynı şekilde.
Evet, süremiz doldu arkadaşlar. 19. soruyu da geride bıraktık. İnsan vücudunda en güçlü kas dildir diye sorduk. Doğru mu, yanlış mı diye sorduk. Doğru olacaktı arkadaşlar. Cevap doğru olacaktı. Ve 499 yarışmacımız doğru diyerek doğru cevabı verdiler. Tebrik ediyoruz. Ve heyecanla beklediğiniz 19. sorunun sonunda puan tablosuna baktığımızda evet, ilk üçün değişmediğini görüyoruz. Kılıç ailesinin birinci ve ikinciliği ve Kayılıoğlu ailesinin üçüncülüğü devam ediyor. Ve yarışmamızın son sorusuna geldik. Son soru bir puzzle sorusu arkadaşlar. Biliyorsunuz puzzle'da sıralama vardı. Bakalım soru nereden gelecek? Tahmin eden var mı arkadaşlar? Yorumlardan yazabilirsiniz. Son soru nereden geleceğini tahmin eden var mı? Yorumlardan yazabilirsiniz. Mafi'den diyen var, izcilik diyen var, dergiden gelecek diyen var ama bir sürü dergi var. Acaba hangi dergiden gelecek? Sponsorlarımızdan birisi biliyorsunuz Semerkant Yayınları. Evet, o zaman bekletmeyelim. Soruyu görelim. Ve puzzle sorusu arkadaşlar, unutmayalım. Ve 20. soru, puzzle sorusu. Çarpı 2 puan değerinde ve son sorumuz. Semerkant dergisinde Cihat Ceylan'ın kaleme aldığı Derviş Bohçası konu başlıklarını sıralayınız diye bir soru var. Ocak ayıyla Nisan ayına kadar sıralıyoruz. Seçeneklerimizin arasında ihlas, yakin, tefekkür ve sabır var. Bunları Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayına göre sıralıyoruz. Derviş Bohçası. Evet, adım Melek okur musun abi diyor. Okumuş olalım. Cemalettin Keskin ismini söyler misiniz demişler. Az önce söylemiştim diye hatırlıyorum. En güçlü kas çene kası değil mi demişler. En güçlü kas dil arkadaşlar. Evet, yarışmanın sonuna doğru geliyoruz. Çok merak ediyorum. Acaba Kılıç ailesi mi, Kayılıoğlu ailesi mi yoksa herhangi bir aile mi alacak birinciliği? Evet, 20. soruda Semerkant dergisinde Cihat Ceylan'ın kaleme aldığı Derviş Bohçası konu başlıklarını sıralayınız diye sormuştuk. Doğru cevap yakin, sabır, ihlas ve tefekkür olacaktı. Yarışmacılarımızın %2'si doğru cevap verdiler. Evet, seçici sorularımızdan bir tanesiydi. Evet, bir hatırlatma yapmak istiyorum kıymetli arkadaşlar. Son sorumuz ve yarışmamızı bitirdik. Dereceye giren yarışmacılarımızın kağıt ekran görüntülerini almayı unutmasınlar. Kağıt ekran görüntülerini bizlere iletişim adreslerini ekleyerek, telefon numaralarını ve adreslerini ekleyerek bilgi@genchkon.org mail adresine göndermelerini buradan hatırlatmış olalım. Dedikten sonra yarışmamızın podyumu geliyor arkadaşlar. Ve heyecanla yarışmamızın podyumuna geçiyoruz. 20'de 18 yapan Ayşenur Coşan 3. sıraya yerleşirken 20'de 17 yapan Kasım Kılıç 2. sırada ve 20'de 17 yapan Muhammed Kılıç 1. sırayı ve yarışmamızı birincilikle bitiriyor. Tebrikler arkadaşlar. Evet, dereceye giren yarışmacılarımız kağıt ekran görüntülerini almayı unutmasınlar. Mail adresimize göndereceksiniz. Evet, yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dereceye girenleri tebrik ediyoruz. Dereceye giremeyenlere üzülmeyin diyorum. Bir dahaki sefere inşallah. Haftaya saat 17.45'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın, hayırlı kalın.